Çin hükümetine bağlı bir kurum din karşıtı bir yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle Hristiyan bir adama para cezası verdi. Online eğitimler veren Hristiyan adam Etnik ve Din İşleri Bürosu tarafından da yasa dışı dini eğitim vermekle suçlandı. Çin hükümetine bağlı bir kurum yeni bir din karşıtı yasayı ihlal ettiğini söylediği Hristiyan adama çevrimiçi İncil çalışması düzenlediği için 2870 dolar para cezası verdi. International Christian Concern'e göre Yenen eyaletinde yaşayan Chan Wenli, 11 Ağustos'ta Etnik ve Din İşleri Bürosu tarafından da yasa dışı dini eğitim vermekle suçlandı. Mektupta, dini olmayan gruplar, dini olmayan okullar ve dini olmayan etkinlik siteleri, dini faaliyetlere uygun şekilde tanımlanmamış geçici faaliyet alanlarının dini eğitimler, dini bağışlar ve dini faaliyetler yürütemeyeceğini belirten 2018 Diyanet İşleri Yönetmeliği adlı yeni bir yasadan alıntı yapıldı. Çin'deki Hristiyanların üç benlik hareketinin bir parçası olan hükümet onaylı kiliselere katılmalarına izin veriliyor. Bu tür cemaatler ağır düzenlemelerle ve hatta zulümle karşı karşıya olduğu için milyonlarca Çinli Hristiyan yasa dışı ev kiliselerinde ibadet ediyor. Çin'deki Hristiyanlar son aylarda ciddi kısıtlamalar ve zulümlerle karşı karşıya kaldılar. Bitter Winter haberine göre salgın nedeniyle kapanmaya zorlanan üç benlik cemaatlerinin ancak pastörlerin vatanseverlik eğitimi vaazlarını kullanmaları ve Komünist Parti'yi desteklemeleri halinde yeniden açılmasına izin veriliyor.